hala kalabalığın arkasında İsa Mesih'ten uzaktaysanız o zaman öne gelin yaklaşın sen ve ben gerçek ve tek Tanrıyı kişisel olarak tanıyabiliriz. Bunu yapmak için de İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Onlar Tanrıyı görecekler. Merhaba. Gerçek o ki sen ve ben her gün hüngür hüngür ağlayan bir dünyada yaşıyoruz. Savaşların, terörün, kıtlıkların, doğal afetlerin, salgın hastalıkların, kısacası ölümün kol gezdiği bir dünya bu. Tanrı'nın diri sözü, kutsal kitap, Romalılar kitapçı 8. bölüm 22. ayette dünyanın içinde bulunduğu bu gerçeği şu sözlerle dile getiriyor. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Ama hamdolsun aynı kutsal kitap diyor ki Tanrı günah yüzünden bu duruma düşmüş olan bu dünyanın durumunu iyi biliyor. Ve bütün sıkıntılarımızda ve üzüntülerimizde bize ortak oluyor. Evet bu Tanrı bizimle birlikte ağlıyor. Ben Haluk Bilgen Gerçek ve tek Tanrı İsa Mesih'in sonsuz yaşam veren sözlerine yer verdiğimiz Umut Dolu Sözler adlı programımıza hoş geldiniz. Seni ve beni kendi suretinde yaratan Tanrı'nın bizimle birlikte ağladığını Belki de ilk defa duydunuz. Arkadaşı Lazar'ın hastalanıp öldüğünü duyan İsa Mesih onun mezarına doğru yola çıkar. Lazar'ın mezarına geldiğinde ağlamaya başlar. Bakın kutsal kitabın Yuhanna kitapçığı 11. bölüm 33 ile 35. ayetler arası ne diyor? Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı onu, Lazar'ı nereye koydunuz diye sordu. Ona, Ya Rab gel gör dediler. İsa ağladı. Aynı kutsal kitabın İbraniler kitapçı 4. bölüm 15. ayet bu Tanrı'yı şu sözlerle tanımlıyor. Baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Bütün bunları duyduktan sonra şöyle bir soru sormak isteyebilirsiniz. Tanrı gerçekten bizim acılarımızı anlayabilir ve üzüntülerimizde bize ortak olabilir mi? Dahası Tanrı niçin ağlasın? Tanrı niçin ağlıyor biliyor musunuz? Tanrı ağlıyor çünkü biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bütün yaratılış ağlıyor. Yaşadığımız bir gün yok ki gazetede veya televizyonda verilen bir şehitten veya bir trafik kazasında hayatını kaybeden veya genç yaşta amansız bir hastalıktan ölen birinden söz edilmesin. Bu sözlerimi dinlerken belki şu anda daha yakınlarda kaybettiğiniz bir sevdiğinizi anımsadınız. Onlar öldüğünde sanki sizin de bir parçanız koptu gitti. Böyle zamanlarda acınızın biraz da olsa dinmesine sebep olan şeyler nelerdir acaba? Belki yakın bir dostunuzun ziyareti, belki sizi kucaklayan bir dostun gösterdiği ilgi, belki de bir dostunuzun söylediği birkaç rahatlatıcı söz. Ama o dost siz ağlarken yanınıza gelip sizinle birlikte ağlamaya başladığında şu gerçeğin farkındasınız. Bu kişi gerçekten acınızın büyüklüğünü anlıyor. Sanki sizin hissettiklerinizi o da hissediyor, değil mi? Gerçek şu ki biz insanlar için birlikte paylaşılan ve hissedilen acının bizleri bir araya getirdiği gibi hiçbir şey bizi bir araya getiremez. Ve bu gerçeğin ışığı altında bizimle ağlayan İsa Mesih'e baktığımızda Tanrı'nın aynen arkadaşı Lazar'ın hayatında olduğu gibi her birimizin hayatındaki acıyı ve üzüntüyü gördüğünü ve bizimle birlikte ağladığını anlamaya başlıyoruz. Ama hamdolsun aynı kutsal kitap diyor ki acılarımızı ve üzüntülerimizi paylaşan o Tanrı aynı zamanda bu acılara ve üzüntülere son vermek için aramıza geldi. Lazar'ın mezarı başında günahın insan hayatına getirdiği ölüm yüzünden kendini tutamayıp ağlayan Rab İsa Mesih, dört gündür mezarda bulunan Lazar'a, Lazar dışarı çık dedi ve Lazar ölümden dirildi. Bakın Yuhanna Kitapçı 11. bölüm 38 ile 44. ayetler arası ne diyor? İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı girişinde de bir taş duruyordu. İsa taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu dedi. İsa ona, ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba Beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle "Lazar dışarı çık!" diye bağırdı. Ölü, elleri, ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onu çözün, bırakın, gitsin dedi. Beni dinleyen sevgili arkadaşım, Tanrı'nın yaşayan sözünün her birimize göstermek istediği en büyük gerçek işte budur. Her şeyi yaratan Tanrı, İsa Mesih kişiliğinde aramıza geldi. Amacı günah yüzünden kendinden kopan, yani sonsuz ölüme mahkum olan insanı kurtarmak ve kendine tekrardan bağlamaktı. Tanrı'nın adaleti uyarınca bunun gerçekleşebilmesi için bir kurban verilmesi yani kan akması gerekiyordu. Öyle ki akıtılan kan günahımızı ortadan kaldırsın. İşte bu yüzden İsa Mesih her birimizin günahını üzerine aldı ve senin ve benim için bir günah sunusu oldu. Ve hamdolsun öldükten üç gün sonra ona inanan her kişiye sonsuz yaşam vermek için ölümden dirildi. Gerçek şu ki bu ölümlü ve acı dolu dünyada yaşadığımız sürece sık sık ağlayacağız ve sıkıntılara göğüs gereceğiz. Ama Tanrı'nın sarsılmaz vaatleri uyarınca onun sözüne inanıp tövbe edersek ölümden yaşama geçeriz. Yani kurtuluruz. Evet sevgili arkadaşım İsa Mesih yaşayan Tanrı, günah yüzünden ağlayan ve inleyen bu dünyada seninle ve benimle ağlıyor. Ama aynı zamanda da sana ve bana sesleniyor ve şöyle diyor. Vahiy kitapçığı 3. bölüm 20 ile 22. ayetler arası. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. Kulağı olan işitsin. Bugün seni ve beni yaratan Tanrı'nın bizimle birlikte ağladığını, yani bu yaşamdaki acılarımıza ortak olduğundan söz ettik. Anladık ki Tanrı bizimle ağlayabiliyor çünkü o bundan 2000 sene önce İsa Mesih kişiliğinde aramıza gelip bizlerden biri olarak yaşadı. Dahası yaşadığımız bütün bu acıların sebebi olan günahı ortadan kaldırmak için her birimiz için bir günah sunusu oldu. Öldü ve üç gün sonra ölümden dirildi. Öyle ki onun günahları bağışlatan Tanrı kuzusu olduğuna inanıp tövbe eden her insan bağışlansın. Ve Tanrı'nın vaat ettiği sonsuz yaşama kavuşsun. Bugün de süremiz doldu. Başka bir umut dolu sözlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. hala kalabalığın arkasında İsa Mesih'ten uzaktaysanız o zaman öne gelin yaklaşın sen ve ben gerçek ve tek Tanrıyı kişisel olarak tanıyabiliriz bunu yapmak için de İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor ne mutlu yüreği temiz olanlara onlar Tanrıyı görecekler